Radyo programımızdan herkese merhabalar. Bu hafta medeniyetler ülkesi İran'dayız. İran bulunduğu coğrafi konum, köklü tarih ve devlet geleneği, demografik yapısı ve barındırdığı zengin doğal kaynaklarıyla dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almakta. Tüm bunların yanı sıra anti-emperyalist duruşuyla öne çıkan İran, Amerika ve İsrail'in tehlike olarak gördükleri ülke. Milattan önce 4000'lere dayanan tarihi ve var olan yerleşmeleriyle dünyadaki en kadim uygarlıklardan birine ev sahipliği yapan İran, tarih boyunca Avrasya'daki merkezi konumu nedeniyle de jeostratejik öneme sahip bir bölgesel güçtür. İran, uluslararası enerji güvenliği ve dünya ekonomisinde geniş petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olmasıyla önemli bir konuma sahip. Türkiye'nin kendisinden büyük tek komşusu olan İran, 1 milyon 648 bin kilometre kare yüzölçüme ve 80 milyona yakın bir nüfusa sahiptir. Dünyanın petrol rezervleri sıralamasında ilk 3'te yer alan İran, doğalgazda ise Rusya'dan sonra dünyanın en büyük üreticisi. Dünya petrol taşımacılığının yarısından fazlasının gerçekleştirildiği Basra Körfezi'nin ise en uzun kıyıya sahip ve güce sahip ortağı. 70'li yılların sonuna kadar bölgede Amerikan jandarması rolü üstlenen İran, İslam İnkılabı ile birlikte dünyayı şaşkına çevirdi. 1 Şubat 1979'da Şah'ın İran'dan kaçmasının ardından İmam Hümeyni 15 yıllık bir sürgünün ardından büyük bir karşılama ile İran'a geri döndü. Onun Mihrabad havaalanına ayak basması devrimin gidişatını daha da hızlandırdı. 11 Şubat 1979'da İmam Hümeyni'nin başlattığı uzun mücadele zafere ulaştı. Ve halkın büyük desteğiyle Şah rejimi tarihe karışarak yerine İran İslam Cumhuriyeti rejimi kuruldu. ABD ve İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan İran, bölgedeki direniş ekseninin hamisi konumunda. Bu sebeple İslam devriminden bu yana büyük şeytan olarak tanımlanan Amerika ve yandaşlarının kirli oyunlarına ve entrikalarına muhatap oldu. Beraber İran'dayız. Şu anda tam olarak bulunduğumuz yer ise ilim şehri diye adlandırılan Kum. Evet, arkamızda görmüş olduğunuz türbe Hazreti Masume Hanım'ın türbesi. Burayı ziyaret edeceğiz. Daha sonra Meşhed'de bulunan İmam Rıza'yı ziyaret edeceğiz. Neden burayı ilk ziyaret ediyoruz? Çünkü İmam Rıza buyurmuştur ki beni ziyaret etmeden önce Kum'da bulunan Hazreti Masume'yi, yani kız kardeşimi ziyaret edin. Şehri Necef'ten sonra Ehlibeyt öğretilerinin verildiği ve birçok medreselere ev sahipliği yapan ikinci büyük ilim havzasıdır. Kum'un nüfusunu dünyanın birçok ülkesinden gelip Ehlibeyt ilmini öğrenmek isteyen öğrenciler oluşturuyor. Masume, İmam Musa-i Kazım'ın kızı, İmam Rıza'nın ise kız kardeşidir. Masume Hanım'ın gerçek ismi Fatıma'dır. Ehl-i Beyt'e mensup birçok kişi onun için ikinci Fatıma demiştir. İmam Cafer-i Sadık şöyle buyuruyor. Allah'ın bir haremi vardır ki o da Mekke'dir. Resulullah'ın bir haremi vardır ki o da Medine'dir. Hazreti Ali'nin haremi Kufe'dir. Bizim de bir haremimiz vardır. O da Kum şehridir. Benim torunlarımdan bir hanım orada defnedilecektir ki ismi Fatıma'dır. Kim onu ziyaret ederse cennet ona farz olur.
Rivayet odur ki İmam Cafer-i Sadık bu sözü henüz İmam Musa Kazım dünyaya gelmeden buyurdular. Bir sonraki durağımız Meşhed. İmam Rıza'ya doğru yürümeye başladık. Apaydınlık bir yol bizi bekliyor. Düşünsenize, İmam Rıza'nın kabri az ilerimizde. Türbesi şu anda dolup taşıyor eminiz. Yavaş yavaş türbemize ilerlemeye başlıyoruz. Heyecanımız çok çok daha arttı. Düşünsenize, inancımızın temeli olan imamlarımızdan bir tanesinin türbesinin önündeyiz şu anda. Çok güzel bir kutla bizi karşıladı burada. Herkes dua ede ede bu caddeden yürüyor. İnanılmaz güzel görüntüler var burada. Gördüğünüz gibi türbeye birkaç tane giriş var. Avluda kadın erkek bir arada ibadet edebiliyor. Çok heyecanlıyız. Sadece bunları söyleyebiliyorum. Biraz daha ilerlediğimizde tam olarak hayırlı içinde görmüş olacağız. Saraylarda hapis kalan çaresiz makam. Sana gelmek için terk ederken evimizi, hemen aklımıza geliyor senin terki diyarın. Seni de ceddin Resulullah gibi rahat bırakmadılar yurdunda. Zamanın zalim sultanlarına uykuyu haram etti varlığınız. Geçtiğin yollar selama durdu, rahmet yağdı sevenlerin üzerine. Verdiğin nasihatler kasvet kaplamış gönülleri aydınlattı. Hareminde durup sana tevessül etmek dindiriyor acılarımızı. Sana uzanan eller duygulandırıyor bizleri. Çaresizlerin çaresi oldun. Hacetler kapısı sen oldun. Sana sığınan Ceylan'a verdiğin eman bize de nasip olur mu acaba? Seni ziyaret etmek cehennem ateşinden kurtuluş denmekte. Peki sana hasret, hicran ateşine düşmüş yüreklerin kurtuluşu nerede? Kademgâhtan çıkan su, ben de rızanın zemzemiyim diyor. Kuruyan dudaklara da, kurak beyinlere de erman oluyor. Ey dostları gibi düşmanları tarafından da razı olunan imam. Biz de kapına geldik, derdimiz çok, dermanımız sende. Dünya bizi daraltmışken vesile ol gönlümüzün genişlemesine. Kapına kendini bağlamış olanlar var. Hacet dileyip bağın çözülmesini istiyorlar. Ey İmam Rıza, ayırma bizi kapından. Çözme elimizi eteğinden. Ayırma bizi ne dünyada ne ahirette sizden. Thank you.
İmam Rıza Türbesi'nin yanında bulunan İmam Rıza Çarşısı'ndayız. Türbeyi ziyarete gelen misafirler buraya gelip İstanbul'da, Türkiye'de veya nereden ziyarete geldilerse hediyelik eşyalarını buradan alıyorlar. Fazla yemeklerde baharat kullanılıyor. Biz de en baştan bakmaya başlayalım dedim ve tatlıyı da çok seviyorlar. Şurada arkadaşımız göster size her şeyi. Buradakilerin hepsi tatlı. Bakın bunlar hediyelik. İşte dostlarınıza, sevdiklerinize götürmek isterseniz. Bu İmam Rıza toprağı mıydı, Kerbela toprağı mıydı? Kerbela toprağı. Tatlı şekerler. Bunlar pilava katılıyormuş öğrendiğimiz kadarıyla. Bir şeker. Buradan İmam Rıza'dan götürmek isterseniz İmam Rıza Çarşısı'ndan böyle bir şey alıp sevdiklerinize götürebilirsiniz. Devam edersek bunun adına üzerlik diyorlar bu renkli şeye. Daha önce de göstermiştim size. Bu bütün evlerde burada yakılıyor neredeyse. Çarşı önlerinde renkli renkli çok güzel gözüküyor. Şeker olsa gerek. Bunun adı ne? Şu beyazların. Nişasta. Nişasta. Ha. Bunlar pişmaniye, gördüğüm, anladığım kadarıyla. Yani çay yanında falan içmek için herhalde. Çayı da çok seviyorlar. Bir bizdeki gibi böyle iki demlik halinde kullanmıyorlar burada çayı. Bir kabın içine koyuyorlar çayı ve açık kullanıyorlar genelde. Devam edersek, bakın şunlar Doğu ülkesinin, bizim Türkiye'nin doğusunda bulunan yerlerde fazla kullanırlar. Çayın yanında falan. Bak safranlar da burada. Safran aşırı tüketiliyor burada ya. Çok tüketiliyor şimdi. Salamın. Çendiz. Gidene 1500 tümen yapıyor. Türk parasıyla 1500 tümen ne kadar? Adeta 1500 tümen tam 1500 tümen. 50 kuruş falan gibi. 50 kuruş kadar ucuz. Bizde bir kutusu neredeyse 15 liraya falan satılıyor. Safranın. Burada çok daha ucuz olduğunu görüyoruz. Burada geldiğinizde gümüşleri, baharatları, ondan sonra bol miktarda kuru yemişinizi çok uygun fiyatlar alabilirsiniz. Baksana şuna, renkli renkli. Bu ne? Çiğe? Bunlar edeviye. Edeviye? Edeviye. Bunlar ne için kullanılıyor? Kulüster yemeği. Yemek baharatı gibi. Bizdeki böyle yedi bahar gibi bir şeyler deniliyor ya, herhalde onlardan olsa gerek. Bu kınaya benzettim ilk başta ama bu da baharatmış. Şu da baharatmış. Evet, alışverişe devam edelim. Bir de gümüşçüye kesinlikle girmek istiyorum. Kıyafetler burada genelde burada imal edilmiyor anladığım kadarıyla. Ve burası en kalabalık alışveriş merkezlerinden biri. Aynı kapalı çarşıya benziyor. Ve
Gümüş burada bol miktarda bulabilirsiniz ve çok uygun fiyata. Yani Firuze taşı burada çok ünlü gördüğümüz kadarıyla. Sarı, yeşil, işte mor, bir sürü taş, doğal taşı bir arada görebilirsiniz ve çok çok uygun fiyatlara kullanılıyor. Meşek'ten sonra ilk durağımız İmam Rıza'nın yardımcısı Hacı Murat Türbesi. Meşhed İmam Rıza Türbesi'nin yaklaşık 20 kilometre ötesinde bulunan Hacı Murat Türbesi'ndeyiz. Evet, işte görüyoruz, insanlar ziyaret ediyor. Burada yatan zat İmam Rıza'nın yardımcısı. Kendisi İmam Rıza şehit edildikten sonra uzaklara gitmek istiyor. Yalnız Memun tarafından, İmam Rıza'yı zehirleten Memun tarafından tam burada şehit ediliyor ve burada türbesini yapıyorlar. Türbe görevlisi şu anda yanımızda, işte elindeki toz alma çubuğunu görüyorsunuz. Burada İran'da değil aslında bütün Ehlibeyt türbelerinde bu toz alma çubuğuyla insanlar uyarılıyor. Çünkü imamların misafirleri veya da büyük zatların misafirlerini kimse kıramaz, kimse incitemez. Uyarılarını bu toz çubuğuyla yapıyorlar. İmperyalistlerin hedef noktası haline gelen İran, milyonlarca şehit vererek ülkelerini savunmuşlardı. İşte bu savaşlarda şehit olanların fotoğraflarını duvarlarda, isimlerini cadde ve sokaklarda görmek mümkündü. Şimdiki durağımız dünyanın en büyük şairlerinden biri olan Firdevsi. Tuz şehrinde doğmuştur ünlü şairimiz. İran gelenek ve göreneklerine göre yetişmiş, felsefe üzerine eğitim alıp Fars ve Arap edebiyatı hakkında son derece donanımlı bir düşünür ve yazar olmuştur. En ünlü eseri ise Şahname'dir. Firdevsi Şahname'yi yazarken Allah'ı öven beyitleri, evrenin yaratılışı, ayı, güneşi, gezegenleri, yer küreyi ve diğer varlıkların var edilişini, insanın yaratılışını ve dünyaya gönderilişi gibi olaylara giriş yapmış, sonradan eriştiği bütün kaynaklardaki bilgilerden hareketle İran'ı, bu coğrafyanın tarihi ve mitolojisini aktararak eserinin o çağın dini kitapları kadar elden ele dolaşması ve çok fazla sayıda okuyucuya kavuşmasını arzulamıştır. Gerçekten de öyle olmuştur.
geldiğinde elinde bağlamasıyla bir amca dikkatimizi çekiyordu. Yanında misafir olup dinledikten sonra Tahran'a yolculuğumuz başladı. با من به دیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم هر جا نشینم خرمم هر جا روم در گلشنم من آفتاب انورم İlk olarak İmam Musa Kazım'ın oğlu İmamzade Salih'in türbesini ziyaret ettik. Şimdi Tahran'a geldik. Tahran'da bulunan en ünlü türbelerden birindeyiz. 7. imamımız İmam Musa Kazım'ın oğullarından olan İmam Rıza'nın kardeşi İmamzade Salih'in türbesi burası. Ziyaretçisi hiç eksik olmayan bir türbedeyiz. Kendinizi bir anda Mısır çarşısında gibi hissedebilirsiniz. Çarşıda en çok gözümüze çarpan süs eşyaları, aynalar ve balıklar oluyordu. Kilosu 13. Bak ben Farsça söyledim, abi Türk cevap verdi. Bu kadar olur yani. Türkçe biliyor musunuz? Çok kem. Çok kem, kem burada az demek. Azerbaycan. Şu anda Tahran'a geldik. Tahran biliyorsunuz İran'ın başkenti. En kalabalık şehirlerden birindeyiz. Hatta en kalabalık şehirdeyiz. Şansımıza Tahran'a geldik ve kar yağdı. İnanılmaz güzel bir görüntü. Şu anda yağmıyor. Hava güneşli ama gördüğünüz gibi ağaçlardan üzerimize kar düşüyor. Çok güzel bir görüntü içerisindeyiz. Bu görüntüyü sizlerle de paylaşmak istedim. Sizlere biraz Tahran'dan bahsedecek olursam, İran'ın başkentidir. 15 milyonu aşan metropol nüfusuyla ülkenin en büyük şehridir. Şimdi sıra İran yemeklerini tanımaya gelmişti. Tahran'da güzel bir restoranta gittik. Yemeklerden çok ilk dikkatimizi çeken mekanın mimarisi ve bal mumundan yapılan heykeller oluyordu. Müzik
Mutfağımızı ilk süsleyen İran'ın meşhur safranlı pilavıydı. Ardından önümüze gelen kebap bizim Adana kebabımızı andırıyordu. Mutlaka pilav var. Şöyle sade pilav, üzerinde safranlı pilav ve üzerine tereyağı getiriyorlar. Tereyağını aynen bu şekilde üzerinde eritiyoruz. Bu şekilde böyle. Ondan sonra pilavınızı afiyetle yiyebiliyorsunuz. Kebabımızın ismi de Sultani Kebabı. Kokulu çayımızı içtikten sonra İran'ın en yüksek inşası Burcu Milat Kulesi'ne gidiyoruz. Şu anda Tahran'ın en yüksek yerlerinden birindeyiz. Gördüğünüz gibi Tahran şu anda ayaklarımızın altında. Dünyanın dördüncü büyük gökdeleni olan bu kule 2000 yılında inşa edilmeye başlanmış. 2008 yılında ise hizmete açılmış. Akşamında yine bizim çarşıları aratmayan bir yere gidiyoruz. Burası Tahran'ın en önemli sosyal merkezi olan Kapalı Çarşı. Çarşıda bütün istediklerinizi bulmak mümkün. Bakırcılar, kağıtçılar, baharatçılar, halıcılar. Burası sadece ticarete değil, evliliklere de ev sahipliği yapıyor. Yanı sıra siyasetçiler de burayı halkla bir araya gelip sohbet etmek için kullanıyor. Eski ismiyle meşhur Rey şehrindeyiz. Bu şehrin ehlibeyt dostları açısından önemi büyüktür. Nedeni ise İmam Hüseyin'in şehit edilmesi karşılığında bu şehrin valiliğinin Ömer bin Saad'a teklif edilmesi. Ömer bin Saad İmam Hüseyin'i şehit etme pahasına bu teklifi kabul etmişti. Yalnız Yezid sözünde durmadı ve sonunda Rey şehri kimseye nasip olmadı. Asıl önemli neden ise Şah Abdülazim'in türbesinin burada bulunmasıdır. Ariflerden biri rüyasında Hazreti Muhammed'i gördüğünü ve kendisine yarın benim evlatlarımdan biri Sakkatül Mevla mahallesinde dünyaya gözlerini kapatacaktır. Dostları onu Abdülcabbar'ın bahçesine götürecekler ve elma ağacının yanında onu toprağa verecekler diye buyurduğunu nakleder. Resulullah'ın evlatlarından birisinin kendi bahçesinde defnedilmesini arzu eden Arif, sabah erkenden sözü edilen bahçeyi almak için bahçe sahibinin yanına gider. Bahçenin sahibi Abdülcabbar, kendisi de aynı rüyayı gördüğünü ve bu iftihara ulaşmak için elma ağacı ve etrafını Ehl-i Beyt dostlarına büyük bir şahsın defnedilmesi için bahçeyi bağışladığını söyler. İşte bu büyük zat Abdülazim Hasani 79 yaşında dünyaya gözlerini yumdu. Peygamberin bu seçkin evladının vefatı dilden dile ulaştı ve insanlar siyah elbise giydiler. Ağlayarak Hazreti Abdülazim'in evinin önünde toplandılar. Ona gusül verdiler. Anlatıldığına göre gusül verildiğinde Abdülazim'in üzerinde soy seceresinin yazılı olduğu bir kağıt çıktı. Cenaze namazından sonra orada toplanan insanlar tabutu Abdülcabbar'ın bahçesine kadar taşıdılar. Ve o yüce şahsiyeti Resulullah'ın işaret ettiği elma ağacının yanına defnettiler. Zamanla Hazreti Abdülazim Hasani'nin mezarı Ehl-i Beyt aşıklarının ziyaret ettiği bir mekan haline geldi.
Rivayete göre Kerbela'ya gidemeyenler Şah Abdülazim'i ziyaret ederler. Onun ziyareti neredeyse İmam Hüseyin'in ziyaretiyle eşdeğerdir. Erdebil'de bulunan Safevi Türbesi. Şu anda İran'ın Erdebil ilçesinde Safevi Türbesi'ndeyiz. O zamanki yıllarda bile semah tutulan bir meydana doğru gidiyoruz. Türbesi 14. yüzyılda Şeyh Safi tarafından kurulmuştur. İlk Şii imparatorluk olarak kayıtlara geçmiştir. Bu aslında yıllardır ezilen Alevi inancının resmi anlamda ilk defa devlet olmasıdır. Türbeden bahsedecek olursak Şah İsmail, yani bizim mahlasıyla tanıdığımız Şah Hatayi, padişah olup tahta çıktığı yıllarda Şeyh Safi'nin türbesi yaklaşık 150 yıllıktı. O zamanlar türbe zaviye olarak adlandırılmış, içinde birçok ekleme yapılmış bir tekkeydi. Bu tekke aynı zamanda Şeyh Safi'ye bağlı olan Sufi topluluklara ev sahipliği yapıyordu. 1335 ile 1345 yılları arasında bu tekke Şeyh Safi'nin oğlu tarafından babasının mezarı üzerine kurulu uzun ve sırlı tuğla ile inşa edilerek türbeye dönüştürülmüştür. Gövdesinin tamamı turkuaz mavi renkte sırlı tuğlalarla yazılan Allah kelimesiyle donatılmıştır. Ve bu yazılar en uzak mesafeden dahi okunabilirler. Der mezhebim abadı helal ez veliken biruye to eysen ve golendam helal. Şeyh Safi zamanından ilə Şiə mezhebi bir daha Fars dilində, deyim də Şeyh Safi'nin əvvəl divanında bu cür yazı Fars dilində yazı. Sahib kerem-i ki sad xata mi bəxşət, xoş baş, Safi ki cormuma mi bəxşət. Hər kəs ki cövi mehr-i əli dər diləvuz, tərçən qonaq qonaq xoda mi bəxşət. Bu Şah İsmail Şiə məzhəbin burada ibda eləmədi, rəsmi elədi. Diqqət edin, heç ki öz divanında dedi, mənəm İsmail, padişahımdır Əli. Şah-ı Şaham, padişahımdır Əli. Şah İsmail xətayın əymək ətara bə məratib ürəkdən, İstəyi çox idi. Bu bahis oldu ki, Şiə məzhəbində İranda rəsmi elə. Kış gitti yine bahar geldi. Gül bitti o lan
lale zar geldi. Kuşlar hamusi figana düştü. Eşkod yine bu cana düştü. Çehelsutun Sarayı. Çehelsutun Sarayı İsfahan kentinde bulunan bir saraydır. Safevi Şahı 1. Abbas tarafından içine Çehelsutunu da alan geniş bir saray ve botanik bahçeler kompleksinin bir parçası olarak inşa ettirilmiştir. Sarayın ismindeki çehel sözcüğü Farsça'da 40 anlamına gelmektedir ki, saray ismini giriş kısmını destekleyen 20 ince ahşap sütundan alır. Girişin önündeki havuzun suyuna yansımasıyla ahşap sütunların sayısının 40'a çıkması, sarayın bu adı almasına neden olmuştur. Tarihsel olayları betimleyen resimler sarayın içerisindeki duvarları süslüyor. Bazı resimler hiç de yabancısı olmadığımız Çaldıran Savaşı'nı anlatıyor. Thank you.
önemli köprülerinden birindeyiz. Siyasopol Köprüsü. Yani bizim deyişimizde 33 sütunlu köprü. Bu köprünün kış aylarında suyu kesiliyor ama Nevruz'dan itibaren suyu akmaya başlıyor. Yaz geldiğinde üzerinde kayıklarla birlikte gezilebiliyor. Aileleriyle birlikte İranlıların vakitleri geçirebileceği harika bir yerdeyiz. Farsça'da 33 demek. Mimarları Siyasopol Köprüsü'nü Zayenli Nehri üzerine kurarken 33 tane göz yapmışlar. Safevi hanedanları için en görkemlisi sayılan 1. Abbas'ın gözde generali Allahverdi Han tarafından 1599 ile 1602 tarihleri arasında yapılmış. Metre uzunluğunda olan köprü aynı zamanda suyu regüle etmekte kullanılıyor. Köprünün iki ayağında nefis çaylar içebileceğiniz ve nargile tüttürebileceğiniz çayhaneler bulunuyor. Söylenmektedir. Eski adı Meydan-ı Şah'tır. İsfahan'da görülebilecek birçok yere gitmek için buradan geçilir. Bu nedenle bu meydan şehrin merkezi sayılabilir. Şehir planlamacılığının en güzel örneklerinden birisi olan bu meydanın boyu 500 metre ve eni 160 metre kadardır. Meydanın çevresi sütunlu yapıtlarla çevrilmiş ve ortasında geniş bir havuzu olan kapalı mekan oluşturulmuştur. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası yerleri arasında listeye alınmıştır.
gezmenin en iyi zamanı öğleden sonra veya akşamüstüdür. Havuzun çevresindeki ışıkların akşamüstü yakılmasıyla meydanın atmosferi bir anda değişir ve tipik bir şark gecesi ortamı oluşur. Çevresini oluşturan binada kapalı çarşı bulunur. Bu çarşıda özellikle ince İspanyol sanatından örnekler bulabilirsiniz. Bunların arasında minyatürler, mozaik denilen sedef kalkma işleri ve enamel kaplama metal işler dikkat çeker. Bu pazar haftada bir gün erkeklere kapatılıp kadınların rahatça alışveriş etmesi sağlanır. Seslerden de anlaşıldığı gibi burası İmam Meydanı'nın bakır pazarı. Yani buranın deyimiyle mis pazarı. Seslerden de belli oluyor. Burada bakır, gümüş işleri yapılıyor sürekli. Görüyorsunuz hep sanatla ilgili yerler. Yerinde yani... görmüş olacağız bu işlemelerin nasıl yapıldığını da. Yine her dükkanda olduğu gibi imamlarımızdan birinin fotoğrafını burada da gördük. Her şeyden öte gerçekten de çok büyük emek istiyor değil mi? Yani... İmamların isimleri yazılı herhalde biraz zannedersem. Sanırım öyle. Evet sanırım öyle. 12 imamların isimleri de buradaki sanat eserlerine işlenmiş durumda. Feta illa Ali illa Seyfe illa Zefiker yazıyordu. Burada imamların ismini görüyorsunuz. Şu iki elem dedikleri yani şu iki el bu Celal Abbas'ı temsil ediyor. Bu gördüğünüz bu komple bir sanat eseri İran'da Muharrem ayında Ehlibeyt mescitlerinde veya da matem meclislerinde diyelim çeşitli at yakan ekiplerin, mersiye söyleyen ekiplerin elinde taşıdığı bir sanat eseri. Her matem ekibi mutlaka bunu taşır yanında.